Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Avusturya'da GIS vergisi yani radyo ve televizyon yayın ücreti ödemek istemeyenler ekran başına. GIS vergisi ödemeden kanalları nasıl izlerim? Tunersiz televizyon aldıktan sonra ne yapmalıyım? Giz kontrol memurları kontrol için eve geliyor mu? Tüm ayrıntıları 6 aydır giz vergisi ödemeyen İbrahim Biçer anlatacak. Birazdan. Kagraner Plats, Congar Mobil Haşim Congar, Hazar Konditöray, İmam Hazar, Emek Tişleray Hamdi Yıldız Utkan TV haberlerini sunar. Radyo ve televizyon yayını almaya yarayan tüm cihazlar Avusturya'da vergiye yani bandrol vergisine tabidir ve kayıt altına alınmak zorundadır. Bandrol vergisine tabi cihazlar nelerdir? Bunlar radyo ve televizyon gibi yayın almaya yarayan tüm teknik cihazlardır. Bu cihazların şekli veya cinsi önemli değildir. Önemli olan alıcı verici özelliğine sahip olmalarıdır. Viyana'da radyo ve televizyonun aylık vergi ücreti 26 euro 33 cent. Ülkenin diğer bölgelerinde aylık 1 veya 3 euro arasında fiyatlar değişmektedir. Tuner demek yapılan yayının sinyalini algılayan yakalayan birimdir. Evinizde bulunan televizyonun tunerini söktürüp o belge ile de GİS'e müracaat edip aylık radyo ve televizyon yayın ücreti ödemezsiniz. 22. Viyana Kagrener Platz'da Congar Mobil açıldı. Magenta, Dry, A1 hatlarında en yeni telefon ve kampanyalı fiyatlarla Yeni kayıt ve hat uzatma, cep telefonu ve aksesuarlarıyla tamir, bakım, servis dükkanı hizmete girdi. Araçla gelmek isteyen müşterilerimiz alışveriş merkezinin 1 saat ücretsiz otoparkı bulunmaktadır. Ulaşım araçlarıyla gelmek isteyenler U1 metro hattında Kagraner Platz durağında inerek Jongar Mobile'e ulaşabilirler. Jongar Mobile'de kampanyalar bitmez. Haşim Jongar Evet sevgili izleyicilerim Utkan TV olarak doğru bilgileri üyelerimize yansıtmaya devam ediyoruz. Bugün İbrahim Bey'in evindeyiz. İbrahim Bey gise ücret ödemeden farklı bir sistem kullanarak evini bize kapısını bizlere açtı. Bizleri bilgilendirme amaçlı. Evet İbrahim Bey şu an televizyonda görüyoruz. Gise ödeme yapmıyorsunuz. Sizden dinleyelim. Utkan Bey öncelikle hoş geldiniz. Evet. E vergisi ödememek için farklı sistemler var. Aslında bu çok da zor bir sistem değil. Sadece yasalara biraz uymak gerekiyor. Yasalara uymanın yolu da şöyle. Gisi ödememek için televizyonunuzda herhangi bir alıcı olmayacak. Yani anten girişi veya onun gibi alıcı aletler olmayacak. Bunlar olmadığı takdirde gisi ödemenize gerek yok. Tabi o zaman ne oluyor hani televizyonu aslında televizyon değil de monitor olarak kullanıyoruz. Hani diyoruz ki onlara benim televizyonum yok, benim monitorum var Aman. evde büyük bir monitorum var ve ben televizyonu veya herhangi başka şeyi sadece internetten izliyorum ve internetten izlemek de yasal ve internetten izlemek için gis ödemek zorunda değiliz. Peki şöyle diyebilir miyiz İbrahim Bey? Sizin Almış olduğunuz de markasında söyleyelim. Biz faydalanmak isteyenler var. Nogis marka tunay siz monitör aldınız şu an evinizde izliyorsunuz. IPTV'nizi de kurdunuz. Kise herhangi bir ödeme yapmıyoruz. Gis konusuna biraz girebilir miyiz? Bunu aldıktan sonra nasıl bir müracaat yaptınız gise? Şimdi e, bunu aldığım yerde zaten oraya gittiğinizde orada e, çalışanlar size daha detaylı bir bilgi verebiliyor. Orada bana bir formula verdiler. gisten app mailini yapabilmek için. O formulayı dolduruyorsunuz. Formulayı ben kendim şöyle yaptım. Ben formulayı doldurdum. Formulayla birlikte bu almış olduğum Nogis televizyonun veya başka bir marka olabilir fark etmez. Ee, faturasını da zarfın içine koydum ve önemli olan en geçireyimi yolladım. Yaş pasta, tatlı, kuru pasta, poğaça, börek ve ekmek çeşitleriyle sizlere lezzetin en iyisini sunmaya devam ediyoruz. Wallenstein Strasse 51, 20. Viyana. Telefon 0 699 199 72 016 Hazar Konditeroy ve Bekeray. Hazar Konditeroy ve Bekeray. Engeşirim yolladım ve postaneden e, faturayı da atmadım tabii ki. Eğer yarın bir gün derler sahipler bize bir şey gelmedi falan, onu önlemek için en mantıklısı onlar da. Formulayı doldursunlar artı almış oldukları televizyonun yani daha doğrusu monitörün evet faturasına onun içine koysunlar hani kopyasını faturanın kopyasını koysunlar ve en gişreğim gişe yollasınlar. Peki e, kaç ay oldu bu televizyonu alalı? Bana yaklaşık 6 ay oldu bu televizyonu alalı. 6 ay önce aldınız. Evet. Biraz televizyondan bahseder misiniz? Ne kadar aldınız? Ekran kaç inç kaç? Yani ben aldığımda biraz indirimdeydi televizyon. Ben 650 euroya aldım 55 ekran. 55 ekran. Evet. Peki 6 ay önce siz GİS'e mektubunuzu yolladınız. Bu firmadan formüllerinizi aldınız, GİS'e yolladınız. Evet. GİS'ten bu 6 ay zarfında herhangi bir telefon araması veya biliyorsunuz evlere kontrole de geliyorlar. Evet. Herhangi bu şekilde bir kontrol veya aramayla karşı karşıya kaldınız mı? eve kontrole gelmediler ama telefonu açtılar tabii ki. Telefon açtıklarında hani biraz deneyebiliyorlar. Telefonu açtıklarında ben söylemiştim onlara zaten hani böyle böyle bir monitör aldım ben. Televizyonum yok. Herhangi bir alıcı, hiçbir aletim yok. Bulunmuyor evde. Ben internetten sadece streamen yapıyorum dedim. Yani internetten izliyorum. Ondan sonra bana şey sordular. Evde radyonuz var mı? Radyo var. radyo var, mı? Dedim ki hayır. Evimde radyo da yok. Hiçbir alıcı, hiçbir şey yok dedim. Çünkü eğer radyo olmuş olsaydı evimde, hani var deseydim, o zaman da radyo için ücret ödüyordum. Tabii bu hani giz kadar olmuyor ama tam olarak bilmiyorum ücretine kadar. 27 euro falan yani şöyle diyebiliriz o zaman. Siz bu televizyonu aldınız, Yaklaşık ortalama 2 yılda televizyon kendini amorti evet. ediyor. Ondan sonra hiç zaten gisi artık bundan sonra ücret ödemiyorsunuz. Evet. Bu şekilde doğru mudur? Dilediğiniz model ve ölçülerde tasarım mobilyalarla evlerinizi güzelleştirmeye, hayallerinizi gerçekleştirmeye geliyoruz. Tüm mobilya işleriniz itinayla yapılır. Emekli İşler Ay. Gerçekten öyle. 2 senede falan televizyonun parasını zaten kendisi çıkarıyor. Hani gitse ödeyeceğimi aslında televizyona ödüyorum ben o parayı. İki sene sonra da bana aslında bedava gelmiş oluyor televizyon. Aynen dediğiniz gibi. Evet sevgili Utkan TV izleyicilerimiz İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Bize evinin kapısını açtı. Televizyonuna açtı, zamanını ayırdı. Tabii ki kahvemizi de söyledi. Çok çok teşekkür ederiz. Her zaman, Her zaman biz Utkan TV olarak doğrudan, doğru bilgilerle kulaktan duyma değil. İbrahim arkadaşımız İbrahim Bey bize doğru bilgileri aktardı. Bizler de sizlere İbrahim Bey'in bilgilerini aktarmış olduk. Utkan TV